abi. Çok önemli bir şey var abi. Ben mi unutamamışım? Hayır. Tuğçe'nin seni unutmadı. Ha Gökhan, Tuğçe unutamamış Gökhan. Ha? İyi dinle. Tuğçe'nin unutamadığını Tuğçe'nin diyor. Tuğçe'nin Gökhan'ı unutmadığı kesin. Evet, Tuğçe Gökhan'ı unutamadı. Ben abi şöyle bir... Kemal'i. Tuğçe Gökhan'ı değil, Kemal'i. Ya Kemal'i ya. Ben Kemal diyorum, sen Gökhan diyorsun ya. Başka ya bir karar verin be kardeşim ya. Sen Gökhan'dın biraz önce. Ayşe abi seni unutamadın diyor ama Gökhan diyor. Tuğçe büyük bir ihtimal beni unutamadı. Murat abi Ayşe'yi unutamamıştır ya. Ya Tuğçe büyük bir ihtimal beni unutamıyor şu anda. Şimdi şöyle bir durum var. Hayır. Ben abi gözlemlerimden şunu anlıyorum. Geçen hafta olan olaylardan dolayı benim anladığım şu Tuğçe hakkında. Tuğçe duygularını... yani şu buradan ne çıkıyorsa ağzıyla arasında, demin Akın'a da söyledim, düz bir çizgi var abi. Beyne falan gitmiyor. O an ne hissediyorsa söylüyor. Ondan sonra bu bana ne getirirse olur. Düşünce diye bir şey yok. Ağzına çıkanı söylüyor. Aradan atıyorum 3-5 gün geçiyor. Tuğçe o anki hislerini yine söylüyor. 5 gün önceki düşüncelerini düşünmeden başka şekilde işte senin bu dediğine ne hissediyorsa güm güm söylüyor tamam, ve umurunda öyle değil. Bak, senin dediğine Gökhan ama, gibi bir adam kanmıyor. Benim gibi bir adam böyle bakıyor. Ha öyle mi? Evet, abi, eve geliyor ondan sonra. Bak şimdi. Savunuyor abi. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Şimdi karşındaki kız sana ben Kemal'e işte benim hayatım boyunca seveceğim, benim ilk aşkımdır filan derken... Evleneceğim insana söylerim bunu dedi. Seda Hanım da dedi ki gelecek adaylara sesleniyorum. Böyle böyle buradan... Evlenecek insana söylerim demedim, unutamam. Ben de diyorum ki ben de şu moda geçiyorum ya. Herkes yükleniyor, benim için de böyle söyledi. Ben de sahip mi çıksam, konuşsam mı, uyarsam mı, ne yapsam, ne yapacağımı bilemiyorum. Ondan sonra Gökhan'ın dediğine geldik, Evaltı'nın dediğine geldik. Sen dedin ki yalan söylüyor. Biz de dedik ki bak gelir gelmez sözüne inandık. Hı hı. Dedik ki tamam kardeşim sen bunu böyle söylüyorsan biz de hepimiz cephe koyduk. Ki Tuğçe'nin de tavırlarını gördükten sonra hepimiz cephe koyduk. Ertesi gün senin bir anda herkes bu kızla cephe oldu vicdanımsız da deyip onun yanına geçmen bizi bu sefer etkiledi. Şimdi beni etkileyen cümleleri kurup o evleneceğim insanı unutamam deyip beni zehirlemesi oldu bu sonuç olarak. Ben zaten herkesten tek tek özür diledim. Kızlardan da diledim. Diliyorum yani onlar da duyarsa. Üçelik tavrını konuşuyorsun. Ve benimle eskileri bugün konuşması ne oldu biliyor musun? Beni nereye çeksen oraya giderim Adnan. Anladın mı? Ben seninle samimiyim ya. Bana desen ki ya Tankut şöyle kötü falan desen. Ben de dururum yani. Ben yorum yapmam ama öyle mi derim? Yanlış böyle biriyim. Işte bu. Tamam yanlış abi benim hatam. Gördük zaten eleme gecesinde. Bunu Allah razı olsun. Törpülemek de senin elinde. Bak, abi bu benim yanlışım törpülendi. Zaten. Bu benim yanlışım. Kabul ediyorum abi. Bu evde herkes törpülendi. Sen de bu durumdan törpülenebilirsin. Benim eskiye dayalı bir şey olduğu için ben zehirlenmişim abi. Anladın mı? Bu çıktı ortaya. Sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse